CHP Grup Başkan Vekili Orhan Sarıbal açtı ağzını yumdu gözünü. O yüzden AKP, MHP bir milliyetçi cephe kendilerine göre muhafazakar yapı oluşturdular. Dindar ve kindar bir gençlik yetiştireceklerdi. Tamamen ülkeyi din üzerinden yöneteceklerdi. Ve buna ilaveten milliyetçi kanadı da yanına alıp onlardan başka milliyetçi yokmuş gibi hemen göndermemizi yapalım. BK meselesi, milliyetçi bir iktidar, tank palet fabrikası Katarlara peşkeş çekiliyor. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Akıllı cep telefonu ve sürpriz hediyeler sizin olabilir. Yapmanız gereken tek şey videolarımızı izleyip paylaşmanız. Paylaştıktan sonra izlediğiniz videolardaki şifreyi adınız ve soyadınızla birlikte gezginhaber4343@gmail.com adresine gönderin. Çekilişe katılın. Cep telefonu ve sürpriz hediyeler sizin olsun. Çekiliş tarihi 30 Aralık 2019 tarihindedir. Sonucu ise yine kanalımızdan açıklanacaktır. İşte konuyla ilgili haber. CHP'li Sarıbal terörle mücadeleyi savaş yaptı, harekata karşı çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaş demek ağır bedeller, ölüm, sürgün demek. Savaş kimsenin başına gelmemeli. Savaş kötüdür. Savaş şiddettir, yoksulluktur, açlıktır, kandır. Savaş şiddettir, yoksulluktur, açlıktır, kandır. Savaş nerede oluyorsa hepsine karşıyız," dedi. CHP Grup Başkan Vekili Orhan Sarıbal, partisinin Kütahya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hala Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu savunan Sarıbal, Barış Kalkanı Harekatı'na ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi. "Savaş demek ağır bedeller, ölüm, sürgün demek. Savaş kimsenin başına gelmemeli. Savaş kötüdür. Savaş şiddettir. Yoksulluktur. Açlıktır, kandır. Savaş nerede oluyorsa hepsine karşıyız. Savaşla hiçbir toplum kalkınamaz. İkinci Dünya Savaşı bu dersi vermiştir. Eğer savaşa devam etseydi Japonya, bugünkü Japonya olamazdı. 10 yıl önce ailece Türkiye'nin en güzel sahillerinde tatil yaptığınız insanlarla bir anda akşamdan sabaha düşman oluyorsanız bunu sormak lazım. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığına hala devam etmektedirler," dedi. Ve iktidarın tek amacı var. Suriye meselesini bahane ederek iç siyaseti dizayn etmek istiyor. Amerika'nın müsaade etmediği bir Suriye operasyonu olabilir mi arkadaşlar? Rusya'nın bilgisi olmadan, İran'ın bilgisi olmadan, vallahi bilmiyorum. Şam'a gidip namaz kılacağım dedi ama Suriyeliler Türkiye'de hangi camide namaz kılıyor ben onu bilmiyorum. Sokaklarda, bütün sokaklarda Suriyeliler. Ve değerli dostlar, biz şöyle de bakmıyoruz. Bir savaş, ağır bedeller, yüz binlerce ölüm, 10 milyon insan sürgün. Dolayısıyla savaş kimsenin başına gelmemeli. Savaş kötüdür. Savaş şiddettir. Savaş yoksulluktur. Savaş açlıktır. Savaş kandır. Savaş nerede, nasıl oluyorsa hepsine karşıyız. Savaşla hiçbir toplum kalkınamamıştır. İkinci Dünya Savaşı bu dersi vermiştir. Eğer savaşa devam etseydi Japonya, bugünkü Japonya olmazdı. Eğer Almanya, kin ve ayrışma sonsuza dek olsaydı Berlin Duvarı yıkılmazdı. 10 yıl önce ailece bu ülkenin en güzel sahillerinde tatil yaptığınız insanlarla bir anda akşamdan sabaha düşman oluyorsanız bunu sormak lazım değerli arkadaşlar. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığına hala devam etmektedir. Tek adam. O yüzden hepimizin zaman zaman sorunları olur. 30 Mart'ta biz de yaşadık. 30 Mart önemli bir stratejiydi, önemli bir plandı. Büyük bir ölçüde karşılandı. Bu konuda kimse kendine özelde seçimin sonucunu değiştirmeye dair bir öz eleştiri noktasında tutmasın. Elbette herkesin bir öz eleştirisi olur. Hepimizin eksiği fazlası olur. Ama bir siyaset tutumu belirledik biz. Bir strateji uyguladık hep beraber. Bu strateji başarıldı arkadaşlar. Denizli'yi %100 kazanacağımızı bildiğimiz halde İYİ Parti'ye verdik arkadaşlar. Bursa Orhan Gazi'yi %100 kazanacağımızı bildiğimiz halde İYİ Parti'ye verdik arkadaşlar. Ya da bir başka yerde, bir başka partiye, bir başka yerde bir başka partinin adamını desteklemek zorunda kaldı. Hedefimiz belliydi. Hedefe büyük ölçüde ulaşıldı ama şunu gördük. Yıkılmaz denen, sandıkta yenilmez denen
O yapıyı yendik mi arkadaşlar? CHP sandığa sahip çıkamıyor diyenlere, CHP hem sandığa sahip çıktı hem de onların bütün faşizan, baskıcı seçimin sonuçlarını değiştirmeye dönük bütün tutumlarına karşı gece gündüz direndi ve sonuç aldı. Bunu da başardı arkadaşlar. Ve arkadaşlar ilk kez toplumsal olarak psikolojik üstünlük bizde. İktidar bunu biliyor. Bunun için bu dayanışmayı yıkmaya çalışıyor. Bu dayanışmayı iki şekilde yıkacaktır. Ya uluslararası politika üzerinden terörize ederek bizi parçalayacaktır. Ya da bizi kendi içimizde farkında olmadığımız onların yandaşlarıyla tartışma süreci üzerine götürecektir. En önemli, en kritik dönem şimdi gelecek olan bizim kendi iç organ seçimlerimiz. Kimin nerede nasıl başkan olacağı yapacağı görev açısından çok önemli ama kimliği açısından çok önemli değil. Kimin hangi koltukta oturduğu önemli değil. O koltukta oturan kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi değer ve ilkeleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sahip çıkıp günü ve saati geldiğinde mücadele edecek miyiz? Biz bir kitle partisiyiz. En soldan en sağa kadar. En inandan, en muhafazakarından, en son noktadaki inancı kendine ait olan insana kadar. Herkes burada olacak. Bizim ortak değerimiz Türkiye Cumhuriyeti. Laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti. Güçler ayrılığının olduğu, parlamenter düzenin olduğu, tek adam egemenliğinin bittiği, temsilde adaletin en yüksek olduğu, katılımcı, demokratik yapının hayata geçtiği, demokratik siyasetin hayatın her noktasında işlev olarak ortaya çıktığı bir yönetimden geldi. Ve bu topraklarda arkadaşlar onlar ısrarla toplumu birbirinden ayrıştırmaya, bölmeye çalışıyor. Biz de ısrarla 780 bin kilometre kare içerisindeki insanlarla hep birlikte rengine, inancına, kimliğine bakmadan o renkler, o farklılıklar bizim zenginliğimizdir diyoruz ve o yüzden bu mücadeleyi yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. 2014 Aralık ayında şunu söylemiştik. Türkiye uçurumun kenarındadır. Ya hep birlikte elimizi uzatıp bu uçurumdan bu ülkeyi kurtaracağız ya da hepimiz bu uçurumdan tek tek düşeceğiz. Ne yazık ki o gündür bugündür iktidar sadece şunu yaptı. Uçurumla olan mesafemizi hep aştı. Uçuruma biraz daha yaklaşmamıza engel oldu. Ama öbür taraftan da uçurumu daha fazla derinleştirdi. 5 metrelik uçurum var. 100 metrelik uçurum var. Toprak zemine düşen uçurum var. Kayalıklara düşen uçurum var. Ne yazık ki ülkemiz şu anda çok derin, çok yüksek ve düştüğünde bir daha ayağa kalkmama ihtimali olan bir uçurumun kenarına gelmiş durumda. İktidar şunu yaptı arkadaşlar. 2014 yılından itibaren Türkiye hızlıca geriye döndü. O 2003 ile 2014 arasındaki dünyadaki konjektürel ekonomik olayların da yardım etmesiyle büyük paraların, o büyük paraların da bizim gibi ülkeleri güzel yönetme modeliyle bir saltanat sürdü. Öyle bir saltanat ki bir iki rakamla anlamanızı sağlayacağım. 1920, 2002, 82 yıl. 82 yılda kurulan bütün hükümetler, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Menderes, kim varsa, Ecevit, Demirel, Bayrak, kim varsa tümü 2002'ye kadar toplam kullandıkları para 800 milyar dolar. Toplam.
bir tekrar satmadan Osmanlı'nın borcunu ödeyerek, bu ülkede büyük kalkınma mücadelesi vererek, fabrikalar yapılarak, şeker fabrika hemen yakınınızda, bunu iyi biliyorsunuz. Ne yazık ki değerli dostlar, AKP iktidarı 16 yılını doldurdu, 17 yılın içerisinde kullandığı para 2 trilyon doların üzerinde. 2 trilyon dolar. Ama yetmedi. 65 milyar dolarlık o 800 milyar dolar kullanan bütün o 82 yıllık süreçte bunlara bıraktığı, bakın, Cumhuriyet hükümetleri, Cumhuriyet kazanımları bize miras bırakılmadı. Yani ben babamdan kalanı, benim babamdan kalan değildi. Ben oğluma bırakmıyorum. Onlar bize emanet ettiler. Bunu koruyun, kollayın, geliştirin diye. Koruyun, kollayın, geliştirin. Ama gelen iktidarlar ne yazık ki hep onlara ihanet ettiler, hem sattılar. Hem ihanet ettiler, hem sattılar. Özellikle AKP iktidarı adeta Cumhuriyet kazanımlarını düşmanlaştırdı. İsmi isimlerinden bile rahatsız oldu. Tek tek hepsini silip atmaya çalıştı arkadaşlar. Hepsini. En başta Atatürk Orman Çiftliği Ankara'da başlamak üzere Ulus'tan Çankaya'ya kadar Cumhuriyet'e ait bütün kurumları orada tek tek değiştirerek, mekansal değişimde yaratarak tam 65 milyar dolarlık da bir satış yaptı. Bu da yetmedi. Kamu özel işbirlikleri dediğimiz bu köprüler, yollar, havaalanı. Siz çok iyi biliyorsunuz. Yanı başınızda bir Zafer Havaalanı var, değil mi? Uçan yok. Uçak gelip inmiyor, uçmuyor. İnsan yok. Ama biz hepimiz oraya devletin verdiği güvence üzerinden para ödüyoruz. Bu yetmiyor değerli arkadaşlar. Ülkeyi bütün sağ iktidarların yaptığı gibi. Sermaye, yani ben kazanayım gerisinin önemi yok. Terör ve inancımız üzerinden yönetmeye çalıştı. O yüzden AKP, MHP bir milliyetçi cephe, kendilerine göre muhafazakar yapı oluşturdular. Dindar ve kindar bir gençlik yetiştireceklerdi. Tamamen ülkeyi din üzerinden yöneteceklerdi. Ve buna ilaveten milliyetçi kanalı da yanına alıp onlardan başka milliyetçi yokmuş gibi hemen göndermemizi yapalım. BK meselesi, milliyetçi bir iktidar, tank palet fabrikası Katar'lara peşkeş çekiliyor. Yani nesini söyleyeyim canım efendim diye bir hikaye vardır Anadolu'nun topraklarında. Anadolu'nun her tarafı aslında tarif ediyor bu iktidarı. O yağmacı ve talancı iktidar önce referandum değişikliğiyle, ardından 24 Haziran 2018'de bir blok oluşturdu. Oluşturduğu bloğun adı şuydu: nasıl olsa beş benzemez yan yana gelmez, biz de hayatımız boyunca burada iktidar olur, istediğimizi yaparız. Amerika ile bizim aramızda 10 saat fark var ya, bizde gündüzken onlarda gece, onlarda geceyken bizde gündüz. Bizde gündüzken, onlarda geceyken Trump'a har vurup harman savuran, her türlü lafı söyleyen adam iç politikaya, biz gündüzüz ya, bize çağırıyor, halkımıza mesaj veriyor. Gece olunca bizde kimse dinlemiyor, açıyor telefonu, Sayın Trump bir emriniz var. Aynı şekilde bir uçak düşürdü kontrolsüz Rusya'yla. Şimdi Rusya'ya 50 milyar doların üzerinde bir alan açtı. Başta Akkuyu Termik Santrali olmak üzere boru hatlarından tutun da buğday ithalatına kadar her türlü alanda milyarlarca dolarlık Putin'e resmen ciddi bir kaynak attırıyor. Kimin? 82 milyonun, sizlerin, bizlerin yaşamı. Yani bir tarafta o cepheyi oluşturdu, bir tarafta emperyalistlerle birlikte hareket etmeye devam ediyor. Bizim çok eskiden beri gelen ama hiç değerini yitirmeyen
hatta değeri sürekli artan bir sözümüz var. Kar olsun emperyalizm ve onun yerli işbirliği.